Sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü? Kur'an'da temel kavramlar 1. bölüm. Günlük hayatımızda kullanmaya alışık olduğumuz birçok kavram Kur'an ayetlerinde sık sık yer alır. Akıl, sabır, sadakat, inkar ve hikmet bunlardan bazılarıdır. İlerleyen dakikalarda ele alınacak olan bu kavramların Kur'an'ın anlaşılmasında ve hayata geçirilmesinde kilit rolleri vardır. Ancak çoğu günlük hayatımızda gerçek anlamlarından farklı kullanılır. Bu nedenle özellikle Kur'an'ı yeni okumaya başlayan bir kişi bu kavramları gündelik yaşamda kullanılan anlamlarıyla algılamaya kalkarsa Kur'an'ı gerektiği gibi kavrayamaz. Bir örnek olarak akıl kelimesini ele alalım. Akıl, halk arasında zeka, kurnazlık, uyanıklık, iş bitiricilik veya bunlara benzer özellikleri ifade etmek için kullanılır. Halbuki Kur'an'da bahsedilen aklın bu kavramlarla hiçbir benzerliği yoktur. Kur'an'a göre akıl, yalnızca müminlere mahsus olan bir meziyettir ve kişinin imanı ve takvası oranında artar veya azalır. Akıl, müminin Allah'ın razı olduğu en doğru tutum ve davranışları sergilemesini, Kur'an'ın emir ve yasaklarına uymada tam bir titizlik göstermesini sağlar. Kişinin Allah'ı gereği gibi takdir edebilmesinin, iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan ayırt edebilmesinin de tek yolu akıl sahibi olmaktır. Dini inkar eden bir kişide ise ne kadar zeki olursa olsun akıl yoktur. İnkarcı bir insan en fazla zeka ile hareket edebilir. İmanı olmadığı için aklın ya da akletmenin nasıl bir şey olduğunu bilemez. Yalnızca aklın zeka ile eş anlamlı bir kelime olduğunu zanneder. Kimi de kelimeye biraz fark katarak aklın zeka ile birlikte olgunluk ve ağırbaşlılık gibi vasıflar da içerdiğini düşünür. Gerçekte ise inkarcıların en zeki, en olgun, en tecrübeli, en ağırbaşlı, en oturaklı olanında bile akıl mevcut değildir. Başka bir örnek olarak Kur'an'da insanın yapısı hakkında verilen bilgilerde kullanılan nefs kavramını ele alalım. Nefs, Arapçada insanın kendi anlamına gelir. Türkçede tam bir karşılığı olmasa da benlik kelimesiyle bir derece tercüme edilebilir. Allah'ın Kur'an'da haber verdiğine göre insanın nefsi iki taraflıdır. İnsanın içinde kötülüğü emreden bir tarafla o kötülükten sakınmayı emreden diğer taraf bulunmaktadır. Allah bu gerçeği Şems suresinin 8. ayetinde nefse fücurunu ve ondan sakınmayı ilham ettiğini haber vererek bildirmiştir. Kur'an'da nefisle ilgili olarak verilen bilgiler son derece önemlidir. Allah, insanı yaratırken nefsini düzenlemiş ve ona fücur ilham etmiştir. Fücurun anlamı ise şudur: günaha ve isyana girişmek, fasık olmak, yalan söylemek, baş kaldırmak, karşı gelmek, haktan yüz çevirmek, nizamı bozmak. Şems suresindeki ayetten öğrendiğimize göre Allah bu kötülüklerin yanı sıra insana nefsin fücurundan sakınmayı da ilham etmiştir. Hemen sonraki ayetlerde verilen bilgilerse son derece önemlidir. Nefsini arındırıp temizleyen, yani nefsinin fücurunu kabul edip Allah'ın ilhamına uyarak ondan sakınanlar kurtulacaklardır. Bu ebedi ve gerçek kurtuluştur.
Yani Allah'ın rızasını, rahmetini ve cennetini kazanmaktır. Buna karşılık nefsini örten, yani onun fücurunu, pisliğini dışarı atıp temizlemeyen, içinde saklı tutan kişi ise yıkıma uğrayacaktır. Yıkım da Allah'ın laneti ve cehennem azabı demektir. Bu noktada çok önemli bir sonuç ortaya çıkmaktadır. Herkesin nefsinde mutlaka kötülük vardır. Bir insanın nefsindeki kötülükten temizlenmesinin tek yoluysa bu kötülüğün varlığını kabul etmesi ve Allah'ın gösterdiği biçimde ondan sakınmasıdır. İşte müminlerle inkarcılar arasındaki en önemli farklardan biri bu noktada ortaya çıkmaktadır. İnsan ancak İslam'ın verdiği bilgi ve terbiye sonucunda nefsinin içinde kötülük bulunduğunu ve ondan sakınması gerektiğini öğrenir ve kabul eder. Cahiliye toplumlarında yaşayanlarsa nefislerindeki kötülüğe kolayca teslim olurlar. Bu nedenle nefislerine aykırı gelen şeyleri kendilerine tavsiye eden hak dini ve o dini tebliğ edenleri yalanlarlar. İşte bu durumdaki bir insan Şems suresindeki ayetlerde bildirildiği gibi nefsini örter ve onun fücuruna esir olur. Bu durumda tüm inkarcıların nefslerindeki fücura teslim olmuş, yani gerçek bilinçten yoksun olduklarını söyleyebiliriz. Buna karşılık müminler Allah'ın apaçık varlığının farkındadır. Rabbimizden korkar ve onun hükümlerine karşı gelmekten sakınırlar. Bu nedenle de nefislerindeki fücura teslim olmaz, onu örtmez, açığa çıkarır ve Allah'ın ilham ettiği şekilde ondan sakınırlar. Buraya kadar ağırlıklı olarak nefsin iki zıt yönünden fücur kısmını inceledik. Aynı ayetin devamından nefse fücurunun yanı sıra bir de bu fücurdan sakınmasını sağlayan bir kabiliyetin ilham edildiğini öğrenmekteyiz. İnsanı Allah'a ve dinin bildirdiği doğrulara yönelten, iyiyi ve kötüyü ayırt etmesini sağlayan nefsin bu yönü vicdan olarak tanımlanır. Nefsin içinde insanı daima kötülüğe çağıran hevaya karşın, onu daima iyiliğe çağıran vicdan da vardır. Dolayısıyla insan, içinde kendini sürekli olarak doğruya çağıran adeta şaşmaz bir pusulaya sahiptir. Vicdan, bir anlamda doğruya yönelten Allah'ın sesidir. İnsan sürekli olarak bu sese kulak verdiği ve Kur'an'da haber verilen temel prensipleri tam olarak kavradığı takdirde doğru yolda ilerleyecektir. Kur'an'ın tüm hükümleri insanın içindeki vicdana uygun, o vicdanın ölçülerine göre belirlenmiş durumdadır. Ancak Allah'ın Kur'an'da bildirdiği vicdan ölçüleri toplumda yerleşik olan vicdan ölçülerinden oldukça farklıdır. Toplumun vicdan anlayışı, yolda rastlanan bir fakire sadaka vermek ya da hayvanlara sevgi göstermek gibi faydalı ama son derece yüzeysel örneklerle sınırlıdır. Oysa müminin vicdanı, Kur'an'ın tüm emirlerinin ve tavsiyelerinin yerine getirilmesini gerektirir. Hatta Kur'an'da genel hatlarıyla belirtilen pek çok konunun ayrıntıları vicdan sayesinde belirlenir ve uygulanır. Az önce nefsin iki taraflı olduğunu, Allah'ın nefse fücuru ve ondan sakınmayı ilham ettiğini vurgulamıştık. Kur'an'da nefsin fücurunu ifade etmek için çoğu kez heva terimi de kullanılır. Heva sözlükte istek, tutku, nefsin arzu ve hevesi, insanın bozulmasına yol açan bütün olumsuz etkenler şeklinde tanımlanır. Cahiliye toplumları nefsin bu negatif yönünü, yani hevayı tek yol gösterici ve amaç edinirler. Tüm hayatları hevalarını tatmin etmek doğrultusundadır. Dolayısıyla dinin insana öğrettiği gerçekleri kavrayamayacak hale gelirler. Allah, hevalarının denetimine giren bu gibi insanların Kur'an'ı ve peygamberin tebliğini kavrayamadıklarını bildirir. Çünkü hevanın istek ve arzuları doğru ve yanlışta kıstas olur. Kişi artık kendi nefsine tapmaktadır. Kur'an'da insanın bu duruma gelmesine, kendi hevasını ilah edinmesi adı verilir. Bu durum, Casiye suresinin 23. ayetinde şöyle haber verilir.
Şimdi sen kendi hevasını ilah edinen ve Allah'ın bir ilim üzere kendini saptırdığı, kulağını ve kalbini mühürlediği ve gözü üstüne bir perde çektiği kimseyi gördün mü? Artık Allah'tan sonra ona kim hidayet verecektir? Siz yine de öğüt alıp düşünmüyor musunuz? Kur'an'ın tüm hükümleri insanın içindeki vicdana uygun, o vicdanın gereklerine göre belirlenmiş durumdadır. Bu durumda yapılması gereken, Allah'ın insanlara vahiy yoluyla ulaştırdığı dine uymaktır. Bu nedenle, Allah hevalarını ilah edinen insanları, hem dünya hem de ahiret hayatında yaşayacakları sıkıntı ve azaplarla uyarmaktadır. Unutmayın ki, hem dünya hem de ahiret hayatındaki kurtuluş için tek yol, Kur'an ahlakını yaşamak ve başkalarının yaşaması için teşvik etmektir. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır. Sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü? Kur'an'da temel kavramlar 2. bölüm. İnsanın içinde heva ve vicdan şeklinde iki farklı yön olduğunu daha önceki programımızda anlatmıştık. Bu noktada akıl ve akılsızlık kavramları da büyük önem taşımaktadır. Çünkü Kur'an'da hevaya uymanın akılsızlığı, vicdana uymanınsa aklı getirdiği haber verilir. Hevasına uyarak istek ve tutkularının peşinden giden, dolayısıyla Allah'tan uzaklaşarak inkara kayan bir insan kısa sürede akletme özelliğini yitirir. Allah Kur'an'da inkarcılardan söz ederken onların akletmeyen bir kavim olduğunu bildirmektedir. İlk anda bunun nasıl olduğu anlaşılmayabilir. Çünkü çoğu kimse her insanın belli bir akla sahip olduğunu ve bunun da değişmediğini sanmaktadır. Oysa bu bir yanlış anlamadır ve aklın zeka zannedilmesinden kaynaklanmaktadır. Zeka ve akıl çok farklı şeylerdir. Herkes zeki olabilir ancak akıl yalnızca iman edenlerde bulunur. Nefsin fücuruna yani hevaya uymak insanın aklını örttüğüne göre acaba aklı açan şey nedir? Sorunun cevabı çok açıktır. İnsan hevasının değil de vicdanının sesini dinlerse akıl sahibi olur. Nitekim Kur'an'da kastedilen akıl ruhta yaşanan manevi bir özelliktir. Kur'an'da çoğu ayette akleden kalplerden söz edilir. Dolayısıyla gerçek akıl, beynin bir fonksiyonu olan zekadan çok farklıdır. Akıl, vicdanın da yeri olan kalpte bulunur. Kur'an ayetlerinde aklın kalpte olduğu ve akılsızların kalplerinin kapalı olduğu için akledemedikleri haber verilmektedir. Örneğin Haç suresinin 46. ayetinde şöyle bildirilir. Yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı? Böylece onların kendisiyle akledebilecek kalpleri ve işitebilecek kulakları oluversin. Çünkü doğrusu gözler kör olmaz ancak sinelerdeki kalpler körelir. Müzik
Kur'an'da söz edilen gerçek akıl doğrudan kalple ve vicdanla ilgilidir. Dikkat çekici olansa bu aklın artıp azalabilmesidir. Beynin bir fonksiyonu olan zeka önemli bir yaralanma ya da hastalık dışında artıp azalmaz. Ama akıl azalıp artabilir. Aklın bu artıp azalabilme özelliği insanın vicdanıyla ilgilidir. Vicdan güçlenir ve Allah'tan korkup sakınma artarsa doğruyu yanlıştan ayıran bir anlayış kazanılır. Allah'tan korkup sakınmayan bir kişi ise bu doğruyu yanlıştan ayıran nur ve anlayıştan mahrumdur. Bu kişi çok zeki olabilir, iyi bir fizikçi, sosyolog olabilir ya da zeka ürünü yapıtlar ortaya koyabilir. Ama gerçek vicdandan ve dolayısıyla gerçek akıldan yoksundur. Söz gelimi insan vücudunun bilinmeyen sırlarını ortaya çıkarabilen bir bilim adamını düşünelim. Bu bilim adamı keşfettiği şeyin mükemmelliğiyle hayrete düşüp o şeyi yaratan Rabbimize yönelecek yerde bundan dolayı gururlanıp kendini övüyor olsun. İşte bu davranış söz konusu bilim adamının o vücudun kim tarafından yaratıldığını düşünecek vicdana ve kavrayacak akla sahip olmadığını gösterir. Nitekim Kur'an ayetleri çok açık bir gerçeği ortaya koymaktadır. İman, insanın kalbinin duyarlı olmasıyla ilgilidir. Kalbi katılaşmamış bir insan, Allah'ı tanımaya ve ona itaat etmeye zaten eğilimlidir. Din kendine anlatıldığında kalbinin verdiği kavrayışla gerçeği görür ve hemen iman eder. Oysa inkarcılar farklı bir ruh hali taşırlar. Onların kalplerinde bir duyarlılık olmadığı için akıl sahibi de olamazlar. Bu durumda iman etmeleri de söz konusu değildir. Kur'an'ın farklı ayetlerinde mümin fıtratına sahip kimselerin kendilerine verilen öğütleri hemen dinledikleri belirtilir. İnkarcı fıtratına sahip kimselerin de ne olursa olsun iman etmeyecekleri haber verilir. Bakara suresinin 6. ve 7. ayetleri şöyledir. Şüphesiz inkar edenleri uyarsan da uyarmasan da onlar için fark etmez. İnanmazlar. Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözlerinin üzerinde perdeler vardır ve büyük azap onlaradır. Aklı insana Allah verir. Dilediği anda da geri alır. Zekayı da insana Allah vermektedir. Ama zeka an an değişmez. İnsanın aklının gelişmesi ise kalbinin gelişmesine, yani kalbinin Allah'ın zikriyle dolmasına bağlıdır. Peki akıl sahibi ne demektir? Kur'an'a baktığımızda bu sorunun cevabını kolaylıkla bulabiliriz. İnsanın kalbini ve aklını kapalı tutan şeyler, insanın hırs ve bencil tutkularıdır. Örneğin, kıskançlık yapan bir insan, aklının önemli bölümünü yitirir. Çünkü kıskançlık duygusu, onu sürekli meşgul etmekte, aklını oyalamaktadır. Bütün gün kıskandığı kişiyi düşünür, ona sinirlenir, kin besler. Böyle bir duruma düşmüş olan insan, özgür bir biçimde akletme yeteneğini kaybetmiştir. Dolayısıyla etrafındaki gerçekleri soğukkanlı ve mantıklı bir biçimde değerlendiremeyecektir. Diğer hırslar da aynı şekilde insanın aklını kapatır. Paraya veya benzeri maddi değerlere karşı duyulan tutkulu istek, insanın zihnini istila eder. Bu durumdaki bir insan, sürekli olarak yalnızca nasıl daha çok mal ve para sahibi olacağını düşünür. Nitekim Allah'a teslim olmamış cahiliye toplumları sürekli bir gelecek korkusu içindedir. Daima fakir kalmak, sahip olduklarını kaybetmek, hastalanmak korkusu içindedirler. Saatler boyunca ileride nasıl bir hayat süreceklerini düşünürler. Bu da aklın büyük ölçüde kapanmasıyla sonuçlanır. Çünkü duydukları korku ve endişe onları rahatsız etmekte ve özgür bir biçimde düşünmelerini engellemektedir. Bu kişiler için ölüm korkusu da aynı şekilde aklı kapatıcı bir etkendir. Böyle kişilerin hemen hepsi ölüm akıllarına her geldiğinde büyük bir korku, acı ve üzüntü duyarlar. Ölüm bir anlık bir olaydır. Ancak iman etmeyenler bunun acısını 40-50 yıl önceden yaşamaya başlarlar. İşte bu ve benzeri korkular, hırslar ve tutkular insanın aklını kapatır.
İnsan bu duyguların esiri olur ve asıl aklını yöneltmesi gereken konuları görmezden gelir. Örneğin bir insanın en çok düşünmesi gereken şey Allah'ın büyüklüğü, yaratışının mükemmelliğidir. İnsan Allah'ın nimetlerini anmak, onu överek tesbih etmek ve Rabbimize ibadet etmekle yükümlüdür. Ancak kapalı bir akılla bunları gerçekleştiremez. İşte akıl sahipleri Allah'ı tanıyan ve ona itaat eden, yani hırslardan, korkulardan, bencil tutkulardan arınmış kimselerdir. Akıl sahipleri aynı zamanda öğüt alabilen ve başkalarından gelen doğruları kolaylıkla kabul edebilen kimselerdir. Çünkü kalplerinde kibir, kendini beğenmişlik yoktur. Kendilerinde gördükleri hataları rahatlıkla düzeltir, başkalarından gelen öğütleri de kolaylıkla kabul ederler. Bir konuşma sırasında amaçları doğruyu ortaya çıkarmaktır. Mutlaka kendi fikirleri kabul edilsin diye hırs yapmazlar ve ısrar etmezler. Bu nedenle Allah onları Zümer suresinin 18. ayetinde ki onlar sözü işitirler ve en güzeline uyarlar şeklinde tarif etmektedir. Akıl sahibi olmayanlarsa etraflarındaki büyük gerçekleri göremezler. Tüm varlık alemi Allah'ın yaratılış mucizeleriyle doludur. Ancak iman etmeyenler bunların hiçbirinin farkına varamazlar. Çünkü akılları açık değildir. Böyle birinin kendi bencil hırs ve tutkularıyla körelmiş bir aklı vardır. Zihnini yalnızca basit çıkarlarına, bencilliklerine, komplekslerine ayırır ve Allah'ın yüceliğini kavrayamaz. Bu nedenle Allah, Şuara suresinin 28. ayetinde, "Eğer aklınızı kullanabiliyorsanız, O, doğunun da, batının da ve bunlar arasında olan her şeyin de Rabbidir" buyurarak bizlere kendini tanıtır. İşte akıl sahipleri Rabbimizin bu çağrısına icabet ettikleri takdirde hem dünyada hem de ahirette güzel bir yaşantıya kavuşmayı umabilirler. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır. Sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü? Kur'an'da Temel Kavramlar 3. Bölüm. Kur'an ayetlerinde akıl konusuna sıklıkla değinilir. Allah Kur'an'da aklı kendinden korkup sakınanlara verdiği üstün bir özellik olarak tanımlamıştır. Ayrıca ayetlerde bir insanın kalbini ne kadar hırstan ve bencillikten temizlerse o denli Allah'a yaklaşacağı ve akıl sahibi olacağı da haber verilir. Bu programda aklı örten bazı etkenlere yer verilecektir. Her insan için iki ihtimal vardır. Ya Allah'a ya da hevasına itaat. Kişi Allah'a itaat ettikçe hevanın egemenliğinden kurtulur ve aklı açılır. Buna karşın hevanın ilah edinilmesi aklı yok eder. Hevanın insanın benliğini kapladığı bu durumda kalp de mühürlenir. Yani doğru olana karşı kalbin kapıları tamamen kapatılır, kilitlenir. Ardından kalp artık düşünme ve kavrama yeteneğini kaybeder, körelir, duyarsızlaşır. Bu durumda insan manevi fonksiyonlarını yerine getiremez, yani akledemez hale gelir.
Ancak bu süreç içinde insan aklıyla birlikte akılcı ve şuurlu değerlendirme yeteneğini de kaybettiği için aklının eksildiğini ve yok olduğunu fark edemez. Bu yüzden her ne kadar akıllanan bir insan bunun farkına varsa da bu olayın tersi geçerli değildir. Bu, komada olan bir insanın komada olduğunu ya da bayılan bir insanın bayıldığını bilmemesi gibidir. Ancak iyileşir veya ayılırsa bunu fark edebilir. Aklı örten etkenlerin en önemlilerinden biri duygusallık ya da diğer adıyla romantizmdir. Bu son derece tehlikeli ve zararlı bir ruh halidir ve pek çok insanı akletmekten alıkoyar. Duygusallık, insan duygularının aklın denetimini aşması ve aklı geride bırakarak insanın kontrolünü ele almasıdır. Duygusal bir insan, hiçbir akılcı tutarlılığı olmayan şeyleri sırf duygularının esiri olduğu için yapabilir. Oysa mümin, duygularını akla göre yönlendirir ve düzenler. Örneğin, sevgi kavramının bir duygusal bir de akılcı şekli vardır. Duygusal sevgi besleyen insan, sevilmeye asla layık olmayan insanlara ya da nesnelere sevgi duyar. Örneğin, halk arasında kendine acı çektiren, kendine değer vermeyen insanların sevilmesi mantığına çok sık rastlanır. Buna karşın, müminin sevgisi tamamen aklına göredir. Sevdiği insanı, ondaki güzel özellikleri araştırıp görerek sever. Bu özellikler, Kur'an'da bildirilen iman alametleri ya da mümin özellikleridir. Müminlerin duygusallıktan uzak davranmalarının sırrı, sahip oldukları sevgi anlayışıdır. Bakara suresinin 165. ayetinde, müminlerin sevgi anlayışıyla inkarcıların sevgi anlayışı arasındaki fark şöyle anlatılır. İnsanlar içinde Allah'tan başkasını eş ve ortak tutanlar vardır ki, onlar bunları Allah'ı sever gibi severler. İman edenlerin ise Allah'a olan sevgileri daha güçlüdür. Ayette ifade edildiği gibi müminler gerçekte Allah'ı severler. İnsanlara olan sevgileri bunun bir yansımasıdır. Müminler iman edenleri severler çünkü onlar Allah'ın emrettiği ahlakı yaşayan kimselerdir. İnkar edenlerse hevalarına uymuş, Allah'tan uzaklaşmışlardır. Bu kişiler her varlığı, her nesneyi Allah'tan bağımsız, müstakil bir varlık zanneder ve her birine müstakil sevgi beslerler. Bu sevgi, ayetin ifadesiyle Allah'a ortak koşmaktır. Kur'an'da duygusallık karşıtı örnek davranışlar yalnızca sevgi konusuyla sınırlı değildir. Hazreti Musa'nın annesinin gelen vahiy üzerine bebeği tereddütsüz suya bırakması, müminlerin öfkelerini yenmeleri, sevdikleri şeyi infak etmeleri bu örnek davranışlardandır. Başlarına gelen hiçbir şeye üzülmemeleri, itidalli olmaları da müminlerin akıl sahibi olduklarını gösterir. Bunlar müminlerin duygusal değil, Allah'ın emir ve rızasına göre davranmaları gerektiğine dair örneklerdir. Ancak bu noktada bir yanlış anlamaya kapılmamak gerekir. Duygusal olmamak, duygusuz olmak demek değildir. Aksine müminler içli insanlardır. Örneğin Hazreti İbrahim'in çok duygulu, yumuşak huylu olduğu Tevbe suresinin 114. ayetinde haber verilir. Yanlış olan cahiliye kültüründen doğan olumsuz duygusallıktır. Bu kültür, duyguların aklın önüne geçmesine ve insanın dinin gerektirdiği yapıdan dışarı çıkmasına neden olur. Buradaki duygu, ruhtan değil, nefisten gelen bir duygudur. Bunun sonucunda insanda melankolik, acı çekmekten zevk alan bir yapı da ortaya çıkar. Elbette böyle bir ruh halinin hiçbir mantığı yoktur ve biraz düşünen bir insan bunu kolaylıkla anlayabilir. Kur'an'da
Allah'ın aklı kimlere verdiği haber verilmektedir. Buna göre aklın en büyük kaynağı Allah korkusudur. Allah'tan korkmak, Allah'ın sıfatlarını ve ahiret gününü kavrayabilmekle başlar ve Allah korkusuyla iyi ile kötüyü ayırt edecek bir anlayış gelir. İyi ile kötüyü ayırt edecek bu anlayışsa feraset olarak adlandırılır. Bu anlayış, Allah korkusunun kalpleri Allah'ın zikrine karşı yumuşatmasının bir sonucudur. İnsanın içindeki Allah korkusunun artması için çabalaması gerekir. Bunun için dua etmeli, Allah'ın gücü, büyüklüğü, azabı hakkında düşünmeli, onu kavramaya çalışmalıdır. İyi ile kötüyü ayırt edecek bir anlayışa sahip olmak, aklını kullanabilen bir insan olmanın göstergesidir. Aklını kullanabilen bir insanda ise derin bir kavrayış özelliği görürüz. Bu kavrayıp anlama yeteneğine basiret denir. Basiret kelimesi Arapçada görme fiilinden gelir, ancak anlamı normal görmeden farklıdır. Basiretsiz bir kişinin durumuysa İsra suresinde 46. ayette geçen kalpleri üzerine onu kavrayıp anlamalarını engelleyen kabuklar koyduk ifadesiyle tam karşılığını bulur. Bu ayetteki kavrayıp anlama ifadesi oldukça önemlidir. İnkarcıların gerçekleri kavrayamadıkları daha pek çok ayette haber verilmektedir. Bu şunu göstermektedir. İnkarcılar müminler tarafından kendilerine anlatılan gerçekleri ses olarak algılayabilmektedirler. Ancak algıladıkları bu anlatımın anlamını ve içeriğini kavrayamamaktadırlar. Bu bir tür sarhoşluk ve bilinç kayması olmasının yanı sıra metafizik bir gerçektir. Zira Allah inkarcıların kalpleri üzerinde kavramalarını engelleyen bir perde olduğunu ayetlerinde bildirir. İnkarcılar da kimi zaman müminler tarafından kendilerine tebliğ edilen dini anlamadıklarını itiraf ederler. Kendilerini Allah'ın hükümlerine davet eden Hazreti Şuayb'e karşı inkarcı Medyen halkının söyledikleri buna örnek bir olaydır. Hud suresinin 91. ayetinde şöyle bildirilir. Ey Şuayb! Senin söylediklerinin çoğunu biz kavrayıp anlamıyoruz. Doğrusu biz seni içimizde zayıf biri görüyoruz. Eğer yakın çevren olmasaydı gerçekten seni taşa tutar öldürürdük. Sen bize karşı güçlü ve üstün değilsin. İmana yönelecek olanlar ancak akla ve basirete sahip olanlardır. İnkar edenler derin bir akla ve kavrayışa sahip olmadıkları için Allah'ın yolundan saparlar. Bunu da kendileri için hayırlı bir iş olarak görürler. Davranışlarıyla cehennemi seçmektedirler ama buna şuursuzca sevinirler. Ama ahirette bundan dolayı sonsuz bir pişmanlık yaşayacaklardır. İşte bu pişmanlıktan kurtulmak ancak Rabbimizden gücümüz yettiğince korkup sakınmakla, akıl sahiplerinden olmakla mümkün olabilir. Program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır.